بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول Mühterem Müslümanlar, Rabbimizin bizlere bahşettiği en kıymetli nimetlerden biri de su. Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle canlı olan her varlık sudan yaratılmıştır ve suya bağlı bir ömür sürmektedir. Su, hayatımızın kaynağı, toprağımızın bereketidir. Bedenimize sıhhat ve temizlik, çevremize rahmet ve güzellik su ile gelir. Değerli müminler, aziz dinimiz İslam, suyu ölçülü kullanmayı ve israf etmemeyi emreder. Nitekim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir sahabinin abdest alırken fazla su kullandığını görünce bu ne israf diyerek onu ikaz etmiştir. Sahabinin abdestte de israf olur mu ya Resulallah sorusu üzerine, evet, akan bir nehirde abdest alıyor insan olsa bile diye cevap vermiştir. Peygamberimizin bu uyarısı suyun ibadet maksadıyla bile olsa asla israf edilmemesi gereken nadide bir nimet olduğunu bize hatırlatmaktadır. Allah'ım,
Allah'ın izniyle bundan sonra bugün yaptığı bu duaların neticesinde Allah'a yalvardık, elimizi açtık, Allah'a yalvardık. İnşallah yağmur yağacak. Türkiye genelinde kuraklık var. Hakikaten de şu ana kadar ay 6 aydan beri yağmur yağmamış. Milletin gözü, kulağı hepsi yerde olan, ekilen buğdaylardan, ekilen arpalardan, ekilen şeyler hepsinden umutluyuz, inşallah olacak. Bugün camide dua ettik, namaz kıldık. Allah rızası için inşallah milleti gözümüze böyle yaş bırakmasın. Gece gününü düşünüyoruz. Gerçek bir sıkıntı var yağmursun. O da Allah'ın emriden. İnşallah bu dağa buz gitmez. Biraz daha kendine bir toplam vermemiz lazım. Allah'ın emriyle, Allah'ın yoluna gideriz. Yani hak yolundan yürümemiz lazım. Dua ederiz, dinimize sahip çıkarız, namazımız kılarız, dua ederiz. O da eline başa bir şey gelmez. İntihamdır. Çünkü hem bu hastalık 2020'de çok Türkiye yani bir zarar gördü. Hem devrem zemesi, hem bu yani yolsuzluktan, hem işsizlikten her konuda biraz sıkıntı yaşadık. İnşallah bundan sonra iyi olmayı düşünüyoruz. İnşallah da iyi olur. Ben kendim ziraat mühendisiyim, biyosistem mühendisiyim. Tarım arazi su kaynaklarında da yüksek lisans yapıyorum. Tabii su önemli bir konu. İklim değişikliği var, küresel ısınma var. Bir sıkıntı oluyor. İnşallah ilerleyen çağlarda daha büyük sıkıntılar olmaz. Tabii her şey Allah'ın elinde. Kur'an-ı Kerim'de ayette geçtiği gibi suyunuz çekilse onu indirecek olan kimdir diye geçiyor. Bizim de aynı zamanda bunun yanında bilimsel çalışmaları da yapmamız gerekiyor. İnşallah suyu israf etmeyiz. Tasarruflu bir şekilde kullanırız. Günümüzdeki değerleri biliriz. Buna göre planlamamızı yaparız inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Elhamdülillahi hakka hamdihi. Elhamdülillahi mil'es semavat. Ve mil'el ardı ve mil'e meşâ min şeyin ba'd. Ehlel senâi ve ehlel mecdi ve ahakku mâ kâlel abd ve kulluna leke abd. Allahümme salli ve sellem ve barik ala seyyidina Muhammedin miftahi hazâini rahmetik. Allahümme ya erhamer rahimin. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أنت تعلم حالنا اللهم ربنا اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم إنا نسألك غيثا مغيثا سحا غدقا ينبت الزرع ويدر الضرع اللهم علمك بالحال يغني عن السؤال اللهم علمك بالحال يغني عن السؤال يا أرحم الراحمين اللهم اجعل هذا البلد آمنا اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين اللهم إن فينا صغار الرضع وشيوخ الركع وبهائم رتع إلهي بحق الأطفال الرضع والشيوخ الركع والبهائم الرتع اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تؤاخذنا بما فعلنا وبما يفعل السفهاء منا يا أرحم الراحمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين استجب لنا يا مولانا كرما منك بجاه النبي صلى الله عليه وسلم وآله الأطهار وصحبه الأخيار ووجوه الصالحين الأبرار وبحرمة الفاتحة مع الصلوات